Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sesimiz geliyor mu? Geliyor, evet. Nasıl? Süper. Benimki? Evet, Evet. geliyor her şey. İyi, Yolunda. süper. Sevindim. Sorunsuz geçer umarım. Kulaklığım da var. Gerekirse söyleyin. Takarım. Tamam. Nasıl geçiyor karantinanız? Valla iyi de bu son bir haftaya kadar. Bu son bir hafta biraz bunalmaya başladım açıkçası. Hava da Herkes çok öyle galiba. ısındı. Evet. Onun da etkisiyle sanırım. İyi bir dinlendikten sonra biraz böyle sosyalleşme isteği, dışarı çıkma isteği, hareket isteği ondan sonra yeter gibi bir his gelmeye başladı. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Sizin? Bizim de bu Bizim de. hafta biraz zorladı artık Çünkü gerçekten. burada da havalar gerçekten çok ısındı. Bir de böyle sokağa çıkma yasağı olunca orada daha da böyle insan şey oluyor. Hiç Evet. çıkamıyorsunuz da. Sitenin içinde bile Kısıtlanmış hissediyordum. dolaşamıyorsunuz o yüzden. Evet. 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 Sizin ama köpeğiniz var İşte. sanırım. Onu gezdirmek bahanesiyle sık sık çıkabilirsiniz. Yani evet çıkıyorum ama onda da şöyle bir şey var. Zuzu yere çok yakın. Ondan sonra dediler ki yerlerden bir şeyler getirir. Her eve sokuşunda yıka. Yıkarım dert değil de üşütecek diye korkuyorum. Ondan Evet. sonra o yüzden hani onu da çok sık bahane edemedim açıkçası. Ama arada çıkarıyorum tabii. O da daha çok eve tıkıldı yani. Ondan sonra hem yere yakın hem de tüylü olduğu için süpürüyor sokakları biraz. Ondan sonra uyardılar öyle aman yıka bilmem ne falan diye. Her gün mümkün değil. Ondan sonra öyle. Bakalım ne olacak, nereye gidecek Biz bir merakla de bu bekliyoruz. süreçte öyle bir arkadaş aradık, yani böyle kedi köpeğimiz olsa dedik. Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani şiddetle Benim herkese. var da Senin var mı? Çok annemler. güzel bir şey. Ha. Kekedim Aa, ne güzel. Çok da güzel bir annemler. şey. Tavsiye ediyorum yani ileriki günler için. Evet. Sorumluluk Şimdi tabii sizinle ama çok ilgili güzel. dersimize çalıştık bayağı bir. Fakat tabii ki benim ulaşabildiğim bütün bilgilere herkes ulaşabilir. İşte kariyer.net'te bir reportajınız var. Bütün yarışma sonuçları erişilebilir. Dolayısıyla benim için önemli olan aslında aralarda size soracağım sorulara verdiğiniz cevaplarla sporculara, antrenörlere, hakemlere, belki velilere nasıl ilham verebiliriz ya da nasıl bilgiler ulaştırabiliriz tecrübelerimizden yola çıkarak. Tamam, O zaman elimden hazırsanız başlıyorum. geldiğince cevaplayacağım hepsini. Tabii ki. Tamam. Bu kariyer.net'teki reportajınızda 5-15 yarış arasında 10 yıl bale yaptığınız yazıyor. Evet, Burada doğru. hemen bir bilgi sorup koyup böyle bir sorum olacak. Hem kişisel bir soru. 10 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Yani bale gibi, klasik bale gibi bir disiplin için neredeyse profesyonel olabilecek noktaya gelebilecek kadar. Nasıl bırakmaya karar verdiniz? İkinci sorumda Latin Amerikan danslarına karşılaşınca bir katkısı oldu mu? Avantajı, dezavantajı oldu mu? Ya bırakmaya şöyle karar verdim. Benim yaşıma gelip kursta devam eden kalmamıştı. Grup kapandı. Aa. Ondan sonra biraz yani hani bırakmış oldum yani. Ben bir karar vermedim aslında hani bunu bırakayım diye. Ama tabii üniversite sınavına hazırlık sürecinin stresi de biraz etkiledi. Ama hani devam etmek istesem de konservatuvarda değildim ben. Ondan sonra özel kursa gidiyordum. Ondan sonra istesem de grup yoktu, şey yoktu. Hepsi bir araya geldi. Yani hayat koşulları biraz da diyeyim. Anladım. Ondan sonra o yüzden oldu. Uzun bir süre evet severek devam ettim. Latin dansıyla tanıştığımda avantajı da oldu, dezavantajı da. Çünkü yani bale yaparsanız bir takım temel prensipleri vücudunuza oturtmuş oluyorsunuz. Postür nedir, ayak nedir, kol nasıl Evet. kalkar, işte kaslarını nasıl kullanırsın falan biliyor oluyorsun. Ama tabii ki Latin prensipleri girince çok daha farklı. Bir kere parmak ucunda olmayacaksın, ayağını full yere basacaksın, Evet. kalçanı settle edeceksin, kalça kare durmayacak, tam tersi sürekli rotate edecek falan. Dizler yeri geldiğinde Latin'de mobil olacak. Balede daha sürekli Evet. gergin falan filan. O parmak ucu durumundan Latin'e geçmek için bayağı uğraştım ve o settle'ı öğrenmek için bayağı vakit harcadığım oldu tabii. O yüzden iki yönlü diyeyim. Yani temel prensipler açısından ya da müzik açısından hiç zorluk çekmezken Latin tekniğine geçebilmek için tabii sıkıntılarım oldu. Öyle.
O zaman velilere şöyle bir şey söyleyebiliriz yani. Temelini almak için iyi ama uzun vadede ciddi bir disiplin olarak aldığınızda bu branşa geçmek istiyorlarsa dezavantajları da var, dediğiniz gibi turnout, işte kalçanın kare duruşu vesaire. Var var tabii ki. Yani ikisini paralel götürebilirler belki. O zaman en baştan itibaren o zaman iyi bir kombinasyon çıkabilir. Hani 10 yıl balenin üstüne öbürü tabii ki dezavantajlarını da yaşadım. Evet. Yalan değil. Öyle. Hele standart sonra yapmaya kalktığımda turnout'ları kapatana kadar bayağı para kazandım yani. Öyle diyebilirim. Şimdi buradan devam ediyorum. 1997'de ODTÜ Eşitli Danslar Topluluğu'na girmişsiniz. ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunusunuz. Gösteri grubuna seçilmeniz ile okuduğunuz bölümün, yani dans branşı okuduğunuz bölümün önüne geçtiğini söylemişsiniz. Öyle oldu. Biraz o süreçten de bahsedebilir miyiz? Yani o Latin danslarıyla tanıştığınızda, çünkü klasik bale gibi bir disiplinden sonra da genelde dansçılar modern dansa geçmeyi istemiyorlar veya başka branşlar çok tercih etmiyorlar. Yani sizi çeken neydi oraya? Yani açıkçası o lise döneminde bu Eurosport'taki yarışmaları falan çok hayranlıkla izliyordum ben oturup. Öyle bir hayal kurmuşluğum var yine lise döneminde. Birden karşımda bulunca, bir de bale için bana hep şey dediler. Bu kızın hani müzik kulağı var, dansa da yetenekli ama vücut limitli. Sürekli hani esnek değilim yeteri kadar falan filan. Hani balede daha fazla ileri gidemeyeceğim de netti. O yüzden bir anda da öbürünü karşımda bulunca aslında bu kadar ciddi yapayım diye de gitmemiştim ben. Hani seçmeler varmış dedim anneme. Annem de bir sabah uyandırdı, yolladı beni. Ondan sonra 3 ay sosyal yaptım. Sonra gösteri grubuna seçtiler. Hadi gideyim falan dedim. Bir senenin sonunda önüne geçmişti. Evet. O yani bilmiyorum. Benim böyle bir dansa karşı hep bir merakım ve peşinden koşma durumum var. Çok bilinçli değil aslında. Kalpten gelen bir şey. Yani planlayıp programlayarak çok yaptığım bir şey değil. Hatta gıda mühendisliğinden genetiğe yatay geçiş yaparım diye düşünüyordum. İkinci dönem gösteri grubuna bittiğimde tamamıyla o fikir yok olmuştu yani. Aklımda bile yoktu. Ama öyle yani, biraz gönül süreci açıkçası. Hesaplı kitaplı değil. Ama hani baleye daha fazla devam etsem de hani o tıkanmıştı artık. Çünkü bu bana hep söylendi. Hani müzik iyi, dans ability'si var ama vücut limitli falan. Bacak o kalkmayınca balede olmuyor. Evet. Latin de biraz kurtarabiliyorsun. Öyle. Tamam. Yine devam ediyorum. Tabii 2000 ki. Yılında 4. sınıfta okurken iki arkadaşınız ile Ankara'da okul açmışsınız. Bildiğim kadarıyla Latino Dans Stüdyosu. Evet, doğru. Ve geçen gün aslında İsmet Hoca da bir canlı yayında şöyle dedi. O dönem jimnastiğe bağlı değildi. İşte milli eğitime bağlı değildi. Okul açmak zor bir süreçti ve aslında okul açan bir sürü genç antrenör de var. O dönemde ne gibi zorluklar yaşadınız? Ama hani elbette zorluklar yaşadınız da ilham verebilecek, böyle atıyorum temizlikle ilgili şöyle bir sorun yaşıyorduk ve bunu yapınca düzeldi gibi böyle ilham verebilecek birkaç bir şey. Yani zorluk çok zorluk yaşadık. Çünkü çok tecrübesizdik açıkçası. Daha önceki bir yayında da anlatmıştım. Şimdi tekrar etmeyeyim ama ben mahkemelik bile oldum o süreçte. Çünkü dans okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na mı bağlı olacağı ve Gençlik Spor'a mı bağlı olacağı belli değildi. Ve biz de o kadar hani bilgisizdik ki biz hani çalışma ruhsatı aldık, vergimiz, levhamızı aldık falan filan. Her şeyimiz legal, çalışıyoruz sanıyoruz. Milli eğitimden mühür yiyip mahkemelik bile oldum ben yani. ve o süreçte gençlik spora bağlı dans okulları kriterlerinin yazılmasını sağladık. Açıkçası. Ama ona rağmen Milli Eğitim kabul etmemişti. Hani elimde gençlik spordan ruhsatım olmasına rağmen bunun doğru olduğunu ve 3 celse sürdü ve hatta orada da anlatmıştım, cehaletten beraat ettirdiler beni. değil yani. Ondan sonra halbuki elimde gençlik spordan ruhsatım vardı yani.
Yani şöyle söyleyebilirim, dans okulu açmak istiyorlarsa açacakları mekanla ilgili kriterlere uygun mu gençlik sporun ruhsat almak için, bunu araştırıp bir yer tutarak başlamalarını tavsiye ederim. Sonrasında benim gibi oluyorlar. Hatta şöyle de bir anda anlatayım. Biz o kadar uygun da değildi ki mekan. Sadece bizim daire için 5 katlı binaya yangın merdiveni bile yaptırmak zorunda kalmıştık. Hala da Latino'nun yangın merdiveni vardır ve bir tek Latino'ya ait. Yani apartmanın diğer dairelerine lazım olmadığı için. Şaka değil yani bunlar gerçek. Yoksa hapse girecektim yani. Ondan sonra yani dans okulu açmak sırf hani iki parke döşeyim, dans öğreteyim de olmuyor. Özellikle ülke biz koşullarından, hani diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum ama çok fazla bürokratik koşulları, ihtiyaçları var. Hani o en büyük tavsiyem olur. Hani bir yeri beğendiler, önce bir hemen gençlik spora başvurup uygun mu? Bize ruhsat verir misiniz? Vermeyecekseniz hani o mekanı o hale nasıl getirebilirim? Getirebilir miyim? Yoksa yeni bir mekan şeklinde hani ilk adımı atacaklarsa atmalarını tavsiye ederim. En büyük tavsiyem bu olur herhalde diye düşünüyorum. Şu anda öyle. Ben de yeniden açacak olsam ilk onu yaparım çünkü. Ama açmayacağım. Çünkü o kadar travmatik dönemler geçirdim. Asla diyorum yani. Büyük konuşuyorum ama asla diyorum. Diyorlar, arada yatırıyorlar. Hadi okul açalım. Hadi yok diyorum, yok siz açın, ben gelirim, ders veririm. Böyle bir tavsiyem olabilir. Çünkü hani dans aşkı tamam. Ama evet, hayatın gerçekleri var. Onları sonradan, yani açtıktan sonra çözmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki baştan çözerek açarsanız rahat edersiniz. Öyle bir şey diyebilirim. İnsan olgunlaştıkça sanırım daha ince eleyip sık dokuyor her şeyi. Tabii. Daha fazla düşünüyor üstüne. Sonra ama o zaman o dans aşkıyla o zamanki arkadaşlar, partnerler neyse artık, gerçekten evet, cesurca bir girişim olmuş. Yani aşkın gözü kördür muhabbetiydi. Yani evet, şimdi Latino'nun artık devam etmiyorum. Ben 7 yıl sonra ayrıldım. Ondan sonra zordu çünkü hani ortaklıkta zordu. Sırf dans hocası olmuyorsun. Hani işletmesi var, reklamı var, hı-hı, bunun. Temizliği var dediğin gibi falan filan. Hatta yani dans hocası şey, hiç olmuyorsunuz gibi bir neredeyse durum var. Evet. Biz de şu an kulüp için mesela ders vermek için öğrenci işte toplamaya çalışıyoruz vesaire. Sonra Emre dedim ki aslında biz dans öğretmiyoruz ki, biz dans öğretmenliği yapmıyoruz. Şu an yaptığımız iş PR yani. PR, evet, başka işler sizi buluveriyor. O yüzden de ben hani soran dans sporcularına da söylüyorum yetişkinlerden. Hani dansınızı edin, sonra ne yapacaksanız yapın. Çünkü öyle olmuyor yani, parkeyi bulunca her gün antrenman yapacağım, evet, dans edeceğim gibi. Başka bir işle daha uğraşıyor oluyorsunuz. Öyle, o yüzden benim gibi sonra aşkın gözünün körlüğü geçince aman bir daha açmayayım olabiliyor. Ama tabii çok başarılı yapanlar da var. Latino da evet, başarılı olmuştu. Başarısız değildi. Ama hala o yıllarda hala da başarılı. O yıllarda da değildi ama çok yorulmuştum ben. Ve gitgide danstan uzaklaşıyordum. O yüzden dedim hadi görüşürüz, devam edin. Ben bırakıyorum. Öyle. Sonrasında şöyle bir bilgi var. Ankara'da Shine Dance Akademi Gençlik ve Spor Kulübü ve Ritim Dans Sporları Kulüplerinin hem yöneticisi hem antrenörü olan Yönek, daha önce yöneticiliğini yaptığı iki kulübü de bu stüdyonun çatısı altında toplayarak çalışmalarını sürdürüyor. Ne aha, kadar doğru nedir? Doğru, yani şöyle oldu. Ben Latino'yu bırakınca Mine ile de arkadaştık biz. Ondan sonra o dedi ki benim kapım sana her zaman açık. Gel ne yapmak istiyorsan yap burada. Gelmişken de bir yönetim kuruluna gir. Beni böyle bulan bir yerlere sokmaya çalışıyor. O zaman hayır diyememiştim, girmiştim. Ondan sonra ritimde, şu anki ritim, onun hikayesi iyice uzun. Fırat İkiler vardı.
Fırat Burak ikiler, şimdi çok dans camiasında değiller. Onlar o kulübü açmıştı aslında. Adı Latino'ydu. Sonra onu değiştirdiler ritim dans sporları kulübüne. Onlar da Latino'dan ayrılınca Latino Arjumentler'de kaldı. Fırat da ritim dans spor kulübünü işte belgesel olarak açtı. İşte şey, eski öğrencilerim ritimde dans ediyordu. Yeni gelenler de Shine'da dans ediyordu. Hepimiz ama Shine Dans Stüdyosu'nda orada bir 7-8 sene çalışmaları sürdürdük. Ondan sonra o dönemlerdir. Sonra dedim ben, bakın gerçekten hiçbir kulübün yönetimi altında olmak istemiyorum. Hiçbir yerde imzam olsun istemiyorum. İstifa edeceğim. Bana darılmayın. Ben hep yanınızdayım ama istemiyorum. Belge, levha istemiyorum. O yıllardan bende bir şey kaldı öyle. Öyle olmuştu o da yani. Hani toplaştık orada. Doğru yani, o 10 sene önceydi ama öyleydi. Tamam. Güzel bir dönemdi o da. Şimdi yarışmacı kariyerinizden biraz bahsedeceğim. Tamam. İlk partneriniz Ercüment Aydın'la yarışmaya başladınız bildiğim kadarıyla. 2004 yılında Burak Topçu ile partnerliğiniz gözüküyor. Hatta milli temsiliniz söz konusu. Evet. Bir kere mi? Sanırım bir kere. Sanırım, evet. Sanırım. 2005, 2006, 2007 dans sporu Latin branşında partnerinizle Türkiye şampiyonu oldunuz. 2005-2006'da Makedonya Üsküp şehrinde ADSF Open Latin yarışmasında dördüncü olmuşsunuz. 2005'ten aslında 2008'e kadar ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dans etmişsiniz ve çeşitli dereceler almışsınız. Evet. Sanırım 2008'de de yarışmacı kariyerinize son verdiniz. Öyle oldu. Biraz hızlı sıkıştırılmış, ziplenmiş bir yarışmacı kariyerim oldu. Öyle oldu, evet, doğru. Hepsi doğru. Şimdi buradan hakemlik tecrübelerinize geçeceğim. Tamam. Bu arada tabii ki 2000 yılından beri de aynı zamanda hem antrenörlük yapmışsınız ve sporcular yetiştirmişsiniz. Evet, o da doğru. Hakemlik 2000 yılında aday hakem oldunuz. Sanırım yarışmaya başlarken bir yandan da onu başlattınız. 2005 yılında bölge hakemi olmuşsunuz. 2008 yılında ulusal hakem olmaya hak kazanmışsınız. 2011 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası hakemi olmuşsunuz ve resmi göreve gitmişsiniz. Evet. Burada yine bir virgül koyup bunca yıl yarıştıktan sonra hani elbette belki ulusal yarışmalarda tecrübe etmiştiniz ama uluslararası platformda ilk deneyiminiz nasıldı? Neler hissettiniz? İlk deneyimim yani biraz ani olmuştu. Gürcistan'a gitmiştim. Lisansım çıktı benim. Ondan sonra bir hafta sonra falan Gürcistan'dan federasyona bir yazı geldi. Orada hiç uluslararası Türk hakem var mı diye. Ondan sonra benim adımı bilerek değil ama. Federasyonda beni aradı, hocam ne diyelim diye. Ben de dedim ya, isterseniz var bu kişi deyin. Ben de gideyim falan. Böyle bir 10 gün içinde falan toplaşıp gitmiştik buradan da. İki çift benimle birlikte gelmişti. Açıkçası çok heyecanlıydım ve çok garip bir ortamdı. Çünkü o zaman benim yaş 30. Girdim, herkes ya 60 yaş ve üstü. Bütün diğer hakemler. ve hepsi Rusça konuşabiliyordu bir tek. Ben de Rusça bilmem. Hani bir kelime bile. Hala dalga geçiyor. Bunca yıl oldu, öğren bir şey falan diye. Ve tabii ki çok tedirgin ve ben hani burada ne işim var'a kadar bir tedirginlik hissettim yani. Yabancı bir ortam, kimseyle iletişim kuramıyorum. Zaten hani mental bir hazırlık süreci olmadan apar topar oraya gitmişim. Ondan sonra ya o sosyal ortama girerken bayağı utanmıştım ve sıkılmıştım açıkçası. Ondan sonra ama değerlendirme yaparken sorun yaşamadım çok. Yani burada çünkü çok yapıp oraya gittiğim için zaten seviye olarak da çok yüksek bir yarışma ve organizasyon da çok büyük değildi. Aslında ilk tecrübe olarak rahat bir yarışmaydı. Ondan sonra sosyal anlamda çok çekinip ben hani ne yapacağım?
Bir de böyle kendim hani ciddi çömez hissetmiştim. Hani 60 yaşında herkes böyle falan. Böyle. Oturmuştum biraz. Şimdi geçti artık onlar da. Öyle bir tecrübeydi işte. Begüm'le Çağdaş dans etmişti orada o zaman. Alara ile Tuğbert dans etmişti. Ondan sonra tüm sporcular da vardı yani. Öyle değişikti. Bir tek o açıdan zorlandım hatırlıyorum. Hani çömez hissetmiştim. Öyle bir değerlendirirken değil ama sosyal ortama girerken yavaş yavaş geçti sonra. Öyle bir tecrübeydi. Şeyi de söyleyeyim, o hani 2000'de başladım falan kısmı. O zaman Türkiye'de işler biraz tersti. Benim kariyerim tersten gitti hep. 2000 yılında hakemlik lisansı verdiler bana. Sporcu lisansım yoktu. 2002'de antrenörlük lisansı verdiler. İsmet Lemine geldi, sınav yaptı. O yaz hiç unutmuyorum. Hatta lock step nasıl yapılır diye sormuştu İsmet. Onu da hiç unutmuyorum. Böyle arkaya. Ondan sonra antrenörlük geldi. Sonra 2002'nin sonunda sporcu lisansım çıktı ve ben yarıştım. Yani o zaman her şey tepetaklaktı Türkiye'de. Niye bilmiyorum. Yani şey gibiydi biraz, hani Jimnastik Federasyonu'na bağlandık. Hadi daha neyi kurabiliriz diye bir şey, panik içerisindeydi herkes. Hani İsmet de hep der ya, ben dans etmek için önce bir sürü başka iş yaptım falan. Ve hakemlik de o yüzden 2000 yılında aday hakem oldum ben. Ve o dönem bir de şöyle ters bir şey vardı. Sporcuyken hakemlik lisansınızı update edebiliyordunuz. Hiç hakemlik yapmasanız da. Gidiyordunuz kongreye. Ondan sonra update oluyordu. Gidiyordunuz kongreye, update oluyordu. Ondan sonra ben 2008'de o yüzden ulusal hakem olmuştum sporculuğu bıraktığımda. Ondan sonra 3 yıl işte bekledim şey için, uluslararası hakemlik için. Hani de orada bunu da bir anekdot vereyim. Bir tersten bir gelişim süreci vardı ülkemizde. Ama bütün bu işleri hızlandırmış olmuş bence. Hayırlısı olmuş. Yani tabii, çünkü hemen ulusal hakem olabildiğiniz için uluslararası için çalışmalara başlamışsınız. Dolayısıyla hep evet, bir sonrası tabii için hedef koyabiliyorsunuz ve işler daha hızlı ilerlemiş. Tabii ben öyle oldu. Bir de şey, sporcu olmadan hiçbir şey olmuyordu ama antrenör ve hakem olmadan da hiçbir şey olmuyordu ülkede. O yüzden bir tersten gelişim oldu. Öyle. Onu da bahsedeyim dedim. Hiç konusu geçmedi bugüne kadar. Evet, farklı. Biz de sonradan öğrendik. 6 Eylül 2019'da examiner olmuşsunuz. Hem bunu biraz açalım. Nedir bu? Yani tamam biz biliyoruz ama izleyenler için bunun için neler yaptınız? Buraları belki açabiliriz. Ya examiner olma konusu benim aslında hiç aklımda falan yoktu. Zaten aslında benim böyle bir şey olurken hep öncesinde şöyle bir sürecim vardır. Olur mu ya öyle bir şey? Benden olur mu? Yani zamanı mı falan yani. Hep böyle direkt çıktım oldum gibi de. Çok yakınlarım bilirler yani. O uluslararası hakem olmadan önce de o kitaplarla 3 sene gezdim ben. Olur mu ya falan. Başlasam mı ki? Ya? Benden olur mu falan. Examinerlik de hiç aklımda yoktu. Fakat şöyle bir durum oldu. Geçen yıl 10 tane falan yeni WDSF hakem adayı başladı bu prosedüre ülkemizde, ulusal hakemlerimizden. Ondan sonra bir kısmını da ben hazırlanmaları için yardımcı olmaya başladım. Tabii bir yandan da ülkede de bu syllabuslar, restriction'lar falan filan, yeni kitaplara birilerinin hakim olması lazım. Ben de hakem komitesi başkanı olduğum için yani uygulayacaksam ilk benim bilmem lazım. Tabii böyle bir süreç olunca oturdum kitapları hani iki vesileyle çalışır buldum kendimi. Ondan sonra benim etrafımdaki arkadaşlarım işte dediler hadi Günce yap, hadi Günce yap. Ya gidin kendiniz yapın, hatta Bahadır'la öyle şeyiniz vardır. Mümkünse bir şeyi de git kendin yap falan diye. O sürekli benim üstüme hayal kurar. Yine ben öyle yok olur mu öyle şey, olmaz mı öyle şey falan dedim. Bir Barbara'ya, hocamıza danışayım, sen ne düşünüyorsun? O da dedi ki bence git ya, hem iki kitaplar var ya, bir Walter Layer kitapları bir WDSF. Hem ikisini de öğren, ona göre senin için ne doğru ne yanlış ona göre karar ver. Hani dışarıdan konuşmalara göre bir falan. Sonra Natasha'yı aradım, bu iş nasıl oluyor? O da dedi ki gel işte biraz soru sor, çalış bilmem ne falan.
İşte gittim bir Haziran'dı. Ondan sonra biraz da onunla çalıştım. Sonra bir Temmuz'da kapandım. Sonra gittim sınava girdim. 9 saat sürdü. Sormayın. Bir de 10 sene sonra tek başıma hızlı müzikle, özellikle Viyana Valsi ve Quick Step yaparken baya böyle bir şeklinde. Bir de teorik kısmı falan. En sonunda geçtim. Lisansım çıktı. Ya öyle oldu. Aslında yani 2009 Nisan'a kadar hiç aklımda olan bir şey yoktu. Biraz ülkedeki bazı hareketler diğer bazı hareketleri tetikliyor. Biraz öyle oluyor yani. Examiner demek de şu demek, WDSF hakemi olmak için bir sınava girilmesi gerekiyor. Uluslararası sınava. Onu yapan kişi olmuş oldum ben. Yani yapma yetkisine sahibim şu anda. İsteyenler için tabii. Herkese değil. Ondan sonra o examiner o demek. Yani Tetikler bu yeni arada genel olarak tüm WDSF bu süreç için. adaylarımız olursa sınav yapabilirim onları. Yurt dışına Buradan gitmelerine duyuralım. gerek kalmadı. Evet. Öyle bir durum. Hele hele döviz kuru böyleyken Evet, bizim Examiner için de güzel bir gurur olmuş oldu. ayağımıza geldi diye bir şey olmuş oldu. Gerçekten yani aslında ülke için çok güzel bir şey burada birinin olması. Siz de Yani çünkü Slovenya'ya git gel diye tabii hani tabii. bu bir Ben hem işte masraf gidip hem geldim. zorlayıcı bir süreç. Evet. Yani iyi oldu Biz diye bütün hakemler düşünüyorum. adına teşekkür ediyoruz Aysel. Rica ederim. Çok naziksiniz. Onlar da öyle düşünüyordur inşallah. Bilmiyorum. İnşallah. Öyle bir durum yani. Şimdi hakem komitesi başkanısınız. Evet. Doğru değil mi? O yüzden hazır böyle hakemlik konusuna girmişken birkaç sorumuz olacak burayla Tabii ki. ilgili. İlk benim bir sorum var. Biraz kişisel bir soru merak ettiğim için ben de üstüne düşündüm. Bütün bu süreçte canlı yayınları mümkün olduğunca takip etmeye çalıştım. Ve takip ederken fark ettim ki işte kimisi diyor ki işte piste çıkanları işte böyle kıskanıyoruz. Kimisi diyor ki dansın en sevmediğim kısmı. Yani hakemlik böyle nefret edilesi bir şeymiş gibi anlatıyordum Evet, herkes aynı şeyi kendime. kendisi. Ve Ya niye acaba böyle bir yer? yapmasalar mı diye. Ben kişisel olarak mesela dans etmeyi seviyorum ve dans etmek istiyorum. Ve antrenörlük yapmak da benim için böyle bir soru işaretiydi. Acaba sevecek miyim? Çünkü o başka bir şey birisine başka öğretmek. Dolayısıyla deneyimledim. İşte çocuklarımı daha keyif alıyorum, yetişkinler mi? Bu benim sevdiğim bir meslek mi diye. Aslında hakemlik de böyle bir süreç değil mi? Siz bütün bu tecrübeleri yaşamış biri olarak. Yani eğer sevmediyseniz niye Niye yapıyorsunuz gibi bir yapıyorsunuz? böyle soru işareti doğdu benim kafamda. Tamam zor, her işin zorluğu var ama yani neden o zaman bu kadar Doğru, gerçekten onu haklısın. düşündüm. Yani şöyle, bence hakemliğin zor olmasının sebebi, yani sonuç olarak yani sporcuları yargılıyoruz, tamam mı? Yani herkese biricilik veremiyoruz. Ondan sonra ya da 60 çift varsa 30 tik atabiliyoruz. 31.yi atamıyoruz ve aslında ondan sonra burası sızlıyor yani. O kenarda ne kadar sert bir suratla dursa da herkes ondan sonra. Benim için en zor yanı o yani. Biraz da hani duygusal yapım var. Hani diğerleri niye öyle diyor bilmiyorum ama hani benim açımdan hani evet zor olmasının kısmı ve stresli olmasının kısmı, yani sebebi kısmı değil. Hani bu yani iyi bir şey değil. Üzülüyorum ben yani. Birin altı finale 6 tık atacağım. Ama bir yedinci de var orada. Bence olabilir, hak ediyor bir yandan. Yani niye olmasın? Ama altı tikim var yani. Ve hani eskiden hepsi sporculuk da yaptı. Muhtemelen sporcuların elenince ya da hani birinci değil beşinci olunca ne hissettiğini falan. Yani empati kuruyorlar. Kuruyoruz ondan sonra. Beni en zorlayan kısmı bu. O yüzden zaten farkındaysanız Türkiye'de ben baş hakem olmayı tercih ediyorum. Ondan sonra yani o görev almam yasak olduğundan falan değil. Ondan sonra şey yani bir de çoğu sporcu tanıyorum. Çoğu sporcuyla hani yakın, çok yakın olduklarım var, uzak olduklarım ama bir gönül bağım var yani. Mesela Emre'nin küçüklüğünü bilirim sayılır ben yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden Türkiye'de ben baş hakem olayım istiyorum. Çok sıkıştırıyorlar beni bu konuda. Beni zorlayan yanı bu. Diğer bir yandan da en zor yanı bedensel olarak çok yorucu. Yani eğer yeterli döndürecek panel yoksa
ondan sonra. Hem bedensel hem zihinsel olarak gerçekten hani ya dans etsem daha rahat, arada biraz otururum, tekrar çıkarım, bir de mobilim en azından diye hani hissediyorsunuz orada böyle bütün gün. Ben bu kadar hani sevmiyoruz, zorlanıyoruz demelerinin sebebi bu olduğunu düşünüyorum. Ben şu açıdan hoşlanıyorum yine de, dans izliyorum, müzik dinliyorum, ondan sonra işin içindeyim. Ondan sonra o açıdan seviyorum ama tabii ki sabah 7'den 12'ye kadar orada bir durup, bir de o kıyafetlerin içinde, bir de sürekli bir vicdan hesaplaşması içerisinde, duygular, empati, yok onlardan sıyrıl, objektif ol falan. Ondan sonra o yüzden zorlandıklarını ve benim de zorlandığım yan o. Tabii herkesin kendine göre değişiyor olabilir de hani tahminim bu. Benim kendi açımdan bu. Yurt dışında biraz daha rahat benim için. Evet. Bağlantıda olduğum ve gönül bağım olan insan yok denecek kadar az ondan sonra. O yüzden gerçekten hani dansı izleyip, müziğimi dinleyip ondan sonra hani değerlendirmemi kendimce en iyi şekilde yapıp çıkabiliyorum ondan sonra. Ama orada da şey kısmı yoruyor, seyahat üstüne bir de orada dikil. Sonra tekrar seyahat et gel. Bedensel olarak sevmiyorum ben de. İnşallah siz de bir gün tecrübe edersiniz o zaman. Ben de sizi soracağım. Ben istemiyorum ama Emre çok iyi olabilir ama ben. Ben yaparsam ve öyle nasıl diyeyim. Sizin aslında zorlandığınızı söylediğiniz sebep çok makul. Yani evet. Çok duygusal bir taraftan. Böyle biraz anaç bir tavır var. Ve gözlemlediğimiz kadarıyla uluslararası hakemlikte yeni insanlarla tanışıyorsunuz. İşte panel böyle işte banketler düzenliyor falan, böyle güzel bir ortam oluyor. Ve emeğinizin karşılığını da bir noktada alıyorsunuz. O yüzden oranın daha keyifli olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ama benim canlı yayınlarda izlediğim kadarıyla duygular böyle biraz negatif gibiydi. O yüzden aslında size sordum. Yani bu negatif duygularla bu işi yapmak İstemezdim ben açıkçası. Ve yapmazdım. Çünkü kimse de zorlamıyor. O yüzden aslında merak ettim. Tabii biraz aslında sporcu olarak üzüldük de. Çünkü şimdi hani bizim için oradalar falan. Böyle ama istemiyorlar falan. Ya biz yarışmayalım, onlar da yapmasın diye böyle. Yani öyle bir yönde var. Evet, şöyle ki az önce de dediğim gibi 2000 yılında ilk hakemlik lisansı aldık biz. Yani düşün, 20 yaşındaydım ben. Daha dans etmemişim doğru dürüst. Bir İngiltere'den gazi bir yabancı hoca getirdi. Ben kendimi workshop'a gidiyorum sanıyordum. İki ay sonra hakemlik lisansı geldi stüdyoya. Dedim bu ne? Bu nereden çıktı falan. Ondan sonra şimdi hala da aslında hakem sayımız çok az. Ve yani evet. İnsanlar hiç yapmasa spor yine şey gidebilir. O yüzden yapan da çok var. Hani geleyim bari yapayım. Biraz hakemlerin biraz mecburiyetten aslında herkes camiadan sorumlu hissediyor kendini. Ondan sonra yani katkımı koyayım gibisinden. Aslında belki bir 100-150 hakem sayısına ulaşsak hepsi bir kere ya da iki kere olacak senede maksimum. Evet, onda evet. Da belki daha rahat geçirecekler. Ondan sonra geçecek. Ondan sonra ilerleyelim. Ben Türkiye'de yapmak hiç istemiyorum ve çok eleştiriliyorum bu konuda. Ama gerçekten o duygusal hesaplaşmayla uğraşacağıma baş hakemlik yapayım. Başka bir şey yapayım. Daha iyi geliyor. Benim nedenim bu. Onların da benzer olduğunu düşünüyorum. Yine hakem sayımız çok olsa organizasyonlarda belki işte 10-15'erli iki panel olacak. Gün içinde de dinlenebilecekler. Evet. O zaman daha da keyif alacaklar. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Neyse ileride sorarım size de nasıl olsa ama tamam. Mümkün olduğunca geç yapın. Yani dans edin. Onu herkese de söylüyorum. Bilmiyorum planlarınız evet. Ne ama evet yani içinde bir şeyler sonra. Yarım kaldığı zaman muhtemelen daha zor oluyordu. Tabii onun da etkisi oluyor olabilir, evet onu doğru söyledin yani. Çünkü tamamlandığınız zaman böyle hani birkaç canlı yayın yaptık biz de bu konulardaki sorular sorduk. Tamam ben bittim, yarışmak istemiyorum artık diyen insanlar, doldum. Okey diyenler o alanda hani mesela hakemlik mi sporculuk mu diye sorduğumuzda hakemlik cevabını verdiler. Bu yaştan sonra şu dakikada bunu istiyorum gibi.
Evet, ben de biraz takip ettim yayınları mümkün olduğunca. Evet, ama genelde hala sporculuk diyen daha çok galiba. Evet. Benim için de mesela hocalık. İkisi de değil. Yani sporculuk da geçti artık, hakemlik de. Ben en çok salonda çocuklara bir şeyler öğretirken ya da diğer çiftlere mutluyum. Ama tekrar sporculukta çok geç artık yani. İlk bıraktığımda çok üzüldüm. 3 sene falan duvarları bir seyrettim yani. Ne olacağım ben diye. Ama şu anda sporculuk demem mesela. Öyle. Şimdi hocam biz bu yani sizin şu anki görevinizden dolayı tabii ki size sormak istediğimiz bir sürü soru oldu. Daha Tabii doğrusu bu tabii süreç sorun. içerisinde karantinada bolca okuyarak kendimizi geliştirmeye çalıştık. İşte Ruth Verme'in kitabını okuduk. Ve burada hani judge'la ilgili bir bölüm var. Orada ve o kendisi de çok fazla soru sorduğu için biz de sürekli Emre ile kendi aramızda Ve tartıştık. İşte... cevabını da vermiyor. Size o soruları düşünmeniz için sorular Evet. yazmış öyle. Yazmış ha, Evet evet. ve biz de hani bunun için en iyi kişinin siz olduğunu düşündük Eyvah, gerçekten özellikle hadi bu bölüm bakalım. için. İnşallah yardımcı Yani olurum. tabii ki sizin görüşünüze göre hani sonuçta burada doğru veya yanlıştır bir şey hiçbir zaman olmaz. Her hani hakem de antrenör de değerli hani kendi görüşleri var. Dolayısıyla biz merak ediyoruz gerçekten yani inspire şey ilham almak adına da çok önemli olduğunu düşünüyoruz değil mi? İngilizce kelime kullanınca gülüyorsunuz. Tamam. Önemli ve anlıyorum. O daha rahat Evet anlıyorum. yani herkes anlıyor. Sanırım. O yüzden hem o açıdan da yani sporculara da hakemlik yapmak isteyen ileride sporculara da ilham verebileceğini de düşünüyorum. Şimdi siz az önce hani şeyden bahsettiniz. Antrenörlük daha güzel, keyifli ve işte mesela birçok antrenör aynı zamanda hakem de tüm dünyada böyle. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili mesela şey yine Ruth Vermeer'in bir partı vardı. Diyor ki yani antrenör şey hakemler aslında kendi sporcularının da çok defa gelişimine tanıklık ediyor oluyorlar. Ve hatta çoğu zaman o hakemler başka hocalar tarafından da kamplara çağrılıyor ve başka sporcuların da gelişimine tanıklık ediyor. Bu durumda dans yani performans sırasında, yarışma sırasında değerlendirirken hani bu geçmiş baz alınıyor mu bir şekilde o duygular karışıyor mu yoksa gerçekten o anki anı mı değerlendiriyoruz gibi bir soru soruyor ve cevabını da vermiyor. Anladım. Evet. Yani şöyle, tabii ki olması gerekenden başlayayım önce. Dans yarışmalarında pistteki o anın değerlendirilmesi gerekiyor. Hatta bir önceki tur bile değil. Yani bir sonraki tura çıkmayı başardıysa ve daha iyiyse bir sonraki turda, bir önceki turun negatifliği ya da bir önceki tur çok iyi değilse, sonraki turda olmuyorsa, yani bunu bile çok objektif değerlendirmek gerekiyor. Olması gereken bu. Ama maalesef işte conflict of roles diye bir şey var. Hadi şimdi Türkçesini. Rol karmaşası. Rol karmaşası diye bir şey var maalesef, dediğiniz gibi de. Yani antrenör hakemlik yapıyor. Ondan sonra bazen sporcularımızla o kadar yakın oluyoruz ki arkadaş gibi oluyoruz. Bazen o kadar yakın oluyoruz ki anne baba gibi oluyoruz ki bence hani çok doğru şeyler değil bunlar, ama oluyor. Çünkü çok sürekli birlikte hayatlar yaşıyoruz. O yüzden tam olarak sıyrılmak çok zor. İster hani yabancı git kampa oradaki sporcuyla çalış, ister burada sürekli kendini çünkü. Hatta bazen negatif etkimiz bile özellikle kendi sporcularımıza olabiliyor. Yani kendi yetiştirdiklerimize tam tersi. Ya 2 gün önce pistte daha iyi dans ediyorduk. Ne oldu? Ondan sonra bizim Mine'nin öğrencileri çok ondan şikayet ederdi. Sizin kadar da kendi öğrencisini batıran görmedim ben. Emel'le bir konuşun bir gün mesela, anlatsın size falan. Ondan sonra yani Rudvermeyn o soruyu asıl sormasının sebebi bu rol karmaşasını içinde olmamak ve bunun farkındalığında olup hangi anda kimiz biz, ona göre hareket etmeyi sağlamamız şart aslında. Ya ama bu Yani kolay bir bu şey değil aslında işte. evet.
Biraz psikolojik bir durum. Hatta Berivan Hoca bilmiyorum burada mı ama o da belki yardımcı olmak adına bir şeyler yazabilir. Gerçekten aslında psikolojik bir eğitim de verilmesi gerekiyormuş gibi bir durum Kesinlikle. oluşturuyor. Kesinlikle yani çünkü. Çünkü dediğiniz gibi kolay değil yani çok biz de anlayışı, eminim birçok sporcu anlayışla karşılıyordur bu durumu. Hani insan olduğumuz için. Tabii ki yani zor çünkü aslında olması gereken bana kalsa hakemin hakem, antrenörün antrenör olması lazım. Evet. Anne babanın anne baba olması lazım. Bu ayrı bir konu. Hani çocuklarla ya onların anne babalığını yapması lazım. Bu tarafa hiç karışmaması lazım. Ama maalesef bizde tam tersi. Eğer sporcun varsa bazen hakemlik yapabiliyorsun. Yani böyle olaylar da var. Ondan sonra ya diyorsun ben hakemim. Yani niye sporcum varsa beni bana görev veriyorsun? Olmadığı için vermen gerekmez mi? Hani benim bazen yurt dışında böyle çok konuşmalar yaptığım olmuştu yani. Hani aslında olmadığı için seçmen gerekmez mi? Sen olduğu için seçmeye çalışıyorsun falan gibi. Sanırım Ruth Vermeer'in orada o soruyu sormasının sebebi hani bu farkındalığa varalım. Kendimizi ayırmak için bu rol karmaşasından elimizden geleni burada ve burada yapalım. Eminim hepimiz bunun için gayret gösteriyoruz ondan sonra ama karışabiliyor yani. Yalan değil. Evet. Şimdi peki, tamamıyla aydınlığındayız hepimiz dersen ben yalan olur bence. Öyle. Bilmiyorum yeterli oldu mu cevabım hani. Evet çok dürüstçe içten. Teşekkür ederim. Pardon biz huzuyu indirmem lazım. Ya da şöyle durmuyor ben da. Ben sorayım mı o sırada duyabiliyor musun? Tabii tabii sen sor. Tamam şimdi yine bir bölüm, yine aynı bölümde daha doğrusu biz işte böyle şey yaptık zaten. Bir bölüm işte başka şeylerle alakalı, onu başka hocalara sorayım. Bir bölüm başka şeylerle alakalı. Burası tam size uygun. Tamam. O yüzden hani hakem başkan olduğunuz için. Şimdi yine hakemlerin yarışmacılar tarafından ve özellikle hocalar tarafından çok fazla hakemlere güç sağlandığını anlatıyor. Tabii bu işin politik kısmına açıklıyor aslında. Güç sağlandığı derken? Yani, işte bu kamplara davetler, sürekli işte her hocanın bir öyle bir ilişki yani kurmak. Evet maalesef. Politik ilişkiler. Evet tamam. Hı-hı. Aslında tüm dünyada olan. Hı-hı. Yani tüm dünyanın dert yağlı evet. durum. Ben 10 sene önce bunu okumuştum da kitabı unutmuşum o yüzden. Evet çok normal. Evet. Ve bu bu politik kısmının gerçekten dansı yani gerçekten dans değerlendirmesine hani nasıl yansıdığını soruyor yine. Cevap vermeksizin. Aslında benzer bir şey gibi cevabı. Yani yine bu burayla burası dediniz ya yani onu evet. ayırabildiğiniz noktada muhtemelen daha objektif kalabiliyorsunuz. Şimdi şöyle doğru maalesef bu da hani dünyanın şu an için bir gerçeği ama maalesef artık kaç kere maalesef diyeyim bilmiyorum. daha önceki yıllarda daha iyiydi ben ilk yurt dışına çıkmaya başladığımda. Yani daha pozitifti tablo. Hatta biz İsmet'le dans ederken bence çok daha pozitifti. Bazen ben arkadaşlarıma da soruyorum yani bizim zamanımızda da böyle miydi? Çünkü biz her beceremediğimizde hani kendimizi tokatlıyorduk hani. Böyle bir ortam var mıydı falan merak ediyorum. Onlar da diyorlar daha iyiydi diye. Maalesef böyle bir düzen var. Bunun adına business dediler. Yani iş dediler. Ondan sonra işte hakemsen daha çok antrenörlük yap, daha çok kamplara git, daha çok para kazan, çık hakemliğini de yap, mümkünse bir takıma dahil ol. Ondan sonra hatta yarışmaları da ona göre şey yapalım. Sırf o takımın hakemleri gelsin ve hani şey herkes kendini kandırsın özetle. Evet. Ben öyle diyeceğim. Ondan sonra tabii yine bence sormasındaki sebep bunun yanlış olmasıyla ilgili. Ondan sonra yine hakem olacaksanız yani o kadar iyi hocalar var ki tabii expertler. Ondan sonra bunlar hakemlerde. Ondan sonra şimdi onlara şey deseniz de olmuyor. Hakemlik yapma ya da ders verme hani aslında. İkisini de yapmaları lazım ama bunu da ayırmalarını becermeleri gerekiyor. Ama ayırıyorlar mı? Son günlerde pek ayrılmıyor sanırım maalesef. Bu arada, ve bu sporu negatif etkiliyor tabii ki. Şey bu New Series
Den belki bahsedebilirsiniz. Şimdi yeni bir sistem çıktı galiba yurt dışında. Belki bunu anlatabiliriz. Eminim bilmeyen sporcular vardır. Bu biraz bunu engellemek adına aslında yapılıyor galiba. Evet, yeni çıkardılar. Çünkü tamamıyla şuna dönmüştü. Diyelim ben bir yarışma yapacağım. Yarışmada yapmadığım için rahatlıkla anlatayım. Ondan sonra işte bir yarışma yapacağım. Türkiye'deki 5 kulübün sahibiyle de aram çok iyi. Ondan sonra zaten birbirimize derslere gidiyoruz falan filan. Ondan sonra işte o diyor ki 10 çift getireceğim, o diyor 20, öbürü bilmem ne falan filan. Ben de yarışma yapıyorum. Zaten 10 tane hakem mi olacak? Majority de orada kendimi ve benim kendi kulübümden bir kişiyi daha da katıyorum oraya. 10 hakem de 7'si dahil olmuş oluyor. 3 tane de dışarıdan kılıf olarak. 3 kişiyi de koyuyorsun ama majority orada belli olduğu için sonucu aşağı yukarı belli. Al gülüm ver gülüm gibi bir durum çok olmaya başlamıştı. Bunun üstüne WDSF dedi ki bir duralım, biz yeni bir şey yapalım, new series çıkaralım. Ondan sonra buyurun siz işte sayın organizatör Günce Hanım listenizi yollayın. Ben bunun içinden onayladığım isimleri seçerim. Onaylamıyorsam da ben yollarım. Onay 3 tane yolluyorsam gerisini ben seçerim. Sen de ister yap ister yapma. Çünkü sonra şöyle bir şey de olmaya başlamıştı. Yarışmaya da zaten ben ve arkadaşlarımın çiftleri dışında başka kimse gelmiyor. Yani yavaş yavaş şeye dönmeye başlamıştı. Kendi aramızda toplaşıp parti yapıyor gibi. Ondan sonra anlatabiliyor, her şey belli. Arada giderler, onlar kaynıyor zaten. Sporcular sıralamasını neredeyse biliyor. Onlar memnun. Memnun olmayacaksa girmiyor zaten falan. Yani hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden New Series yaptılar. Ondan sonra daha pozitif olmaya başladı diye düşünüyorum. Ben bir tanesine katıldım açıkçası. Ve çok acil yollanmıştım. Ondan sonra ben daha çok tarafsızlardan biriyim. Hatta bir ara adım şey diye çıktı. Buna bundan bir şey istemeyin, tam tersini yapıyor falan diye çıktı. Biraz öyle bir yapım var galiba benim. Evet, yani iyice böyle. Hatta ben ona ilk başta çok kızdım. Arkadaşlık buna indirgendi. Yani mesela benim bir arkadaşım, yakın arkadaşım var. Onun çiftine kötü puan vereceğim. Ya da kötü de demeyeyim yani. Hak ettiğini vereceğim kendimize. Yani kötülemek amaçlı değil. Akşama telefon geliyor. Sen ne biçim arkadaşımsın diye. Ya diyorum arkadaşım, ben senin arkadaşım. Bak işte rol karmaşası. Rol karmaşası yine. Arkadaşınım ama orada hakemim. Yani ne yapacağım, öbür tarafta onun gerçekten daha iyi yaptığını düşünüyorum. Ve kendimce yine zaten subjektif bir iş. Ondan sonra bu farkı oraya yansıtıyorum. Akşama telefon geliyor, şöyle mesaj geliyor. Vicdan azabı dolu. Arkadaşımı kaybetmeyeyim mi, şey mi yapmayayım, çok oldu. Biz arkadaş değil miyiz diyen. Sanırım Ruth Vermey de oraya bugünleri görmüş. O yüzden bu soruyu yazmış. Ama çok herkes... eski dönem de aslında yani çok ama bu kişisel... kadar değil yine muhtemelen. Yani böyle hep bir vardı diyorlar ama bu kadar değil. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben 2011'de girdiğimde backstage'i gördüğümde ne oluyoruz bir dedim. Ve hani kendi ağladığım günlere bir üzüldüm sporcuyken. Ama şimdi diyorum ki ilk 2011'de başladığımda iyiymişiz ya falan diyorum yani. Açıkçası. Çıkacağız inşallah günden. İnşallah. Şimdi, yani uğraşıyorlar. Aslında şöyle manifesto gibi. Gerçekten manifesto niteliğinde bir şey yazmış. Hani gerçekten bence hakem, sporcu zaten herkesin çok önerilen, yani önerilmesi gereken bir kitap. Dolayısıyla hani birçok açıdan hani suggest ettiği, yani önerdiği şeyler de var. Dolayısıyla aslında onlara bile uymaya çalışmak bir noktada birçok hakeme de sporcuya da faydalı olacaktır. Bir bölümünde şöyle bir şeyden bahsediyor. İşte aslında otorite hakem dediğimiz kişiler yani o otorite olarak aldığımız kişiler ve dolayısıyla bir nevi otoritelerde aslında kişisel ne derler, kişisel görüşten ziyade hani bir kurum var, o kuruma kurumu korumaya yönelik şeyler yapmak gerekiyor yani o ne derler, onun alt başlığı var,
her dansın gerekliliği var, her işte hakem yani şey prosedürün bir gerekliliği var ve o prosedürü sağlamak gerekiyor gibi bir bölüm var. Dolayısıyla diyor ki iki tane görevleri var aslında, biri bilmek, diğeri de değerlendirmek. Bu noktada yani tabii yurt dışında işte absolute judging system falan yani bir takım çalışmalar yapıyor. Biz mesela Türkiye açısından siz nasıl örnek verebilirsiniz? Yani neler yapılıyor? Hani biz sporcuların da aslında bir nevi gitti. Duymuyorum. Son tıpı duymadım. Sporcular açısından da hani bunu bilmek güven veren, veliler açısından bunu bilmek yine güven veren bir şey. Bununla ilgili ne gibi şeyler yapılıyor? Eğitim açısından mı? Yani hem yani işte bilmek ve görevi düşünürsek bilmek ve değerlendirmek. Her ikisinin de eğitimi aslında bir noktada farklı oluyor. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle şeyler yapmaya başladık. Eskiden sırf bir seminerle lisanslar dağıtılıyordu. Hatta toplandı bir ara, ben bu işlerin başında böyle kendimi bulduğumda vardı 300 tane falan hakem vardı. Ondan sonra ama ondan sonra birçoğu bıraktılar, sevmediler ya da vazgeçtiler, bilmiyorum. Ve biz o dönem şöyle bir şey yaptık. Kalanlardan eski hakemlere kendi aramızda seminerler düzenledik. Getirtebiliyorsak maddi imkanlar koşulunda dışarıdan kişiler getirmeye çalıştık. Ama bu çok fazla olamadı, doğruyu söylemek gerekirse. Ve hani 2015 itibariyle de sınav sistemini ben getirdim diyeyim yani. Böyle konuşmak da istiyorum da komite bana kaldı, başıma kaldı. Ondan sonra işte ben de daha iyi nasıl yapabiliriz bu şekilde diye. Çünkü sırf böyle gelip oturup dinleyene lisans dağıtınca olmuyordu. Sınav ve 10 danstan sınav koşulu koyduk. O gün bugündür zaten hakem adaylarımız maalesef azaldı. Çünkü sınavı geçmek isteyen ya da geçebilecek kişiler hala çoğunlukla sporcu. Ondan sonra gerçi sporcular da bu arada lisans alabiliyor, onu söyleyeyim. Ama update edemiyorlar sporu bırakmadan. Yani kademe atlatabiliyorlar. Atlayamıyorlar. Ondan sonra direkt zaten sınav sistemi gelince dansla ilgili insanlar kapıyı çalmaya başladı. Yani belirli oranda bilgisi olan insanlar kapıyı çalmaya başladı. Ve şöyle bir sistem yaptık işte aday hakemler için. Yine 10 danstan az değil ama ilk seviye hareketler. Sonra bir üstü için önce bir sene tecrübe, hakemlik tecrübesi. İkinci seviye hareketler de dahil. Ve en sonda da ulusal hakem olmak için bütün seviye hareketler dahil bir sınav sistemi. Zaten aslında bunu tam anlamıyla tamamlarlarsa da uluslararası hakem sınavlarına da az çok hazırlanmış olacaklar gibi bir sisteme başladık 2015'te. Şimdi şöyle şeyler getirmeye çalışıyoruz. Stajyer hakemlik, yani aday hakem olan direkt değerlendirmesin. Ondan sonra yılları belki biraz kademelerle ilgili uzatmak için konuşmalar yapıyoruz ki çünkü hakemlik şöyle bir şey, göz yaptıkça gelişiyor. Sırf burası çok biliyor, hiçbir şey görmediysen, evet, incelemediysen ve o sırada da o antrenmanı yapmıyorsan, ondan sonra yani o tecrübe kısmı da çok önemli. O yüzden kademeleri de arttırmaya çalışıyoruz. Fakat hep takıldığımız nokta şu, sayımız çok az. Sayımız çok az. Yarışmalarda objektif sonuç elde etmek için çok hakem lazım. Ondan sonra çünkü hakemlerin çoğu dediğiniz gibi antrenör. İyi ya da kötü niyetli. O rol karmaşasının içindeler. Yani az önce bahsettiğim gibi yani burada sürekli bir çatışma var. O yüzden ben maksimum hakem koymaya çalışıyorum ki majority'yi tutturan alsın. Çünkü 5 hakem koysan 3'ü riskli. Ama 17 hakem koyunca işte kaç alıyor? 9'unu tavlamak daha şey bir şey. Ondan sonra ya bu tip çalışmalar içerisindeyiz. Eğitimler konusunda maddi olanaklara takılıyoruz.
maalesef. Ya aslında hakem komitesi olarak istiyoruz ki hani getirelim yabancı hocalar da burada sunumlar yapsın ya da buradaki değerli hocalarımız her biri çıksın ondan sonra kendi görüşlerini, bilgilerini ya da en kendilerini uzman hissettikleri konuları sunsunlar. Bunu sık sık yapalım. Buluşup ama maalesef her seferinde maddi konulara yalan değil takılıyoruz. Ama proje aşamasında hepsi. İşte o eğer hakem sayımız artabilirse tabii ki aday hakem bir daha hiçbir zaman çıkıp da USY'yi değerlendirmeyecek. Ya da staj hakem yarışma sayısı 2 olacağına olacak 10. 10 hakem 10 yarışma boyunca puanlamaları değerlendirilmeyecek. O zaman daha çok tecrübe kazanmış olacak. Zaten dediğim gibi belli bir sporculuk geçmişi arıyoruz. Zaten sınavı koyunca sporcu hiç uğraşmamış olanlar kapıyı çalmamaya başladı. Bir takım önlemlerimiz var ama hala zaman istiyor açıkçası. Yani bir 10 yılımız var hala diye düşünüyorum bu konuda. O da işte sporcular bırakacak, gelecek benden bu işleri devralacak. Ben bekliyorum. Devralacak ben bekliyorum. Ama daha dans edin yani o anlamda değil. Yanlış anlaşılmasın mesaj. Ondan sonra hani bıraktığınızda lütfen bekliyoruz anlamında. Büyük sorumluluk gerçekten ben de anlayabiliyorum. Bir de hani gerçekten her dönem eminim kendi sorunlarıyla gelecektir. O yüzden bitmeyecektir yani. Bugün bunu belki de. Yarın belki aynısı ya da belki daha da farklı. Evet ama hani kurumsallaşma ve eğitim anlamında dediğim gibi ve hani pistte sürekli aynı yüzleri görmemek anlamında biraz sayı arttırmamız, bilgili insan sayısını arttırmamız gerekiyor. Onun için de zamana ihtiyacımız var. Evet. Çünkü onu da kısaca söyleyeyim. Bana her yarışma, bizim 30 hakemimiz var aktif. Benim elime her yarışma gelen uygun hakem sayısı maksimum 20. Bir baş hakem, iki sınırlandırma hakemi düş, 17. Bunların arasında evli olanlar var düş. Zaten ben önüme gelen listeyi yolluyorum. Ama hani böyle bir sistem içerisindeyiz. Elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Biz de güveniyoruz. Sağ olun. Şimdi evet sporculukla ilgili birkaç soru var. Evet. Çok fazla vaktimiz kalmadı ama hemen bu soruları da bence cevaplayalım. Tamam. Çok mu konuştum? Biraz da sporcular için yani hepsi aslında bir nevi sporcular için ama hani sizin sporculuk kariyerinizden ve tecrübelerinizden faydalanmamız adına. Tabii ki. Şimdi bazı çiftler bir veya iki eğitmenle çalışıyor. Bazıları birden çok eğitmenle çalışıyor. Çiftler için hangisinin daha iyi bir strateji olduğunu olduğuna inanıyorsunuz ve kendi çiftlerinizin de başka antrenörlerle çalışmasına nasıl bakıyorsunuz? Yani şöyle ben bir veya iki eğitmenin yeterli olduğunu düşünüyorum ondan sonra. Çünkü zaten öğrenilen bir şeyi gerçekten burada ve burada bir de bu kaslarda sindirmek bayağı bir zaman istiyor. Yani keşke şöyle bir şey olabilseydi. Hoca geldi, buradan girdi bizim ve biz de yapmaya başladık. Maalesef bu iş öyle bir şey değil. Ondan sonra burası sindirecek, burası sonra da kas hafızası sindirecek. Şimdi çok fazla girdi olunca kafa karışıyor diye düşünüyorum ben. Ondan sonra bir veya iki eğitmen, hatta onların da tam olarak dönem dönem nelerle, neler üstüne çalıştıklarının belli olmasını tavsiye ediyorum. Arada bir kamp dönemlerinde vizyon için ya da o hani içinde bulunduğumuz ortam, çünkü sürekli partnerin iki hoca biraz dışına çıkıp nefes almak için arada bir kamplara gidilip bunların tecrübe edilmesi taraftarıyım. Biz de böyle yapıyorduk. Şu anki hani şu an son dönemlerde ben daha çok çocuklarla çalışıyorum. Nesibe Aydın Akademi'de. Ondan sonra biz orada 4 hocayız. Tuğberk de destek veriyor sporcu olmasına. Yani 5 hocayız ondan sonra. Ama şöyle yapıyoruz. Çağdaş'la ben standart kısmını,
Bahadır'la Begüm Latin kısmını, Tuğberk de ek destek olarak, hani dansçı vücudu olarak biraz Latin anlamında şey veriyor. Senede bir iki yurt dışından bir standart bir Latin hocamız işte vizyon katmak için geliyorlar. Çok lazım olursa hani Günce hocam şu Latinlerine bir bakın bana da diyorlar ama arada yani. Benim görüşüm bu yönde. Öyle açıklayabildim mi kısaca? Evet. Ya ben nasıl geçti zaman anlamadım. Son evet. 41 saniyemiz ve bir sürü istersonlarımız var. Tekrar başlatabiliyorsak biz başlatalım. Bağlatın yani ister. Siz bilirsiniz evet, yani. Tamam, program sizin. Tamam benim hiç sorun yok. Tekrar mı başlatıyoruz? Evet şimdi ben tekrar gireceğim. Tamam.